Saatlerimiz 8'i gösteriyor sayın seyirciler. Şimdi de haber bültenimizle yeniden karşınızdayız. Başbakan Ünal Üstel tek aday olduğu 13. Olağanüstü Ulusal Birlik Partisi kurultayında parti genel başkanı ilan edildi. Faiz Sucuoğlu'nun istifası üzerine toplanan kurultayda genel başkan ilan edilmesinin ardından eşiyle birlikte kürsüye çıkarak teşekkürlerini ileten Başbakan Üstel, sizlere layık olmak için ekip arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla, siz değerli üyelerimizle bu yolu yürüyeceğiz dedi. Ulusal Birlik Partisi olağanüstü kurultayı yapıldı. İlk olarak divan oluşturuldu. Divan başkanlığına İlker Edip getirildi. Kurultay saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kurultayın açılışında konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 50 yıl süren Kıbrıs müzakerelerinde CTP'ye tek ses olma çağrısı yaparak, egemen eşitlik temelinde müzakere masasında devlete sahip çıkma zamanı geldiğini söyledi. Kurultaya katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da büyük bir zafer kazanarak Cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayarak bunu da UBP sayesinde başardığını kaydetti. Şu anda New York'a hazırlık yapıyorum. Benim ekibimle birlikte Türkiye ile istişare içerisinde New York'a hazırlık yapıyorum. İnşallah ayın 13'ünde meclise gidip meclise bilgi vereceğim. Saygı itibariyle elbette sizlerle her zaman beraberim. Sizlerle düşüncelerimizi, gelişmeleri paylaşıyoruz ama Yüce Meclis'e de gidip bilgi vereceğiz ve ondan sonra New York'a gideceğiz. New York'ta diyeceğimiz, biz Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak Cumhurbaşkanı seçildikten sonra elbette beni destekleyenler Sayın Erhan Arıklı, Sayın Fikri Ataoğlu, partileri ve arkadaşlarına da yürekten teşekkür ediyorum. Biz artık Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs davasında yeni bir siyaset ortaya koyduk. Hep birlikte yaptık. Konuşmaların ardından tek aday Başbakan Ünal Üstel, divan tarafından UBP Genel Başkanı olarak ilan edildi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak ilan ediyoruz. Hayırlısı olsun. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel teşekkür konuşmasını yapmak için alkışlarla kürsüye çıktı. Üstel ekip arkadaşlarıyla birlikte bu zorlu yolda yürüyeceklerini ve layık olmak için elden gelen çabayı göstereceklerini ifade ederek Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Tatar'a tam destek olarak yola devam edeceklerini söyledi. Bazı kesimlerin elini taşın altına koymaya cesaret edemediğini de söyleyen Üstel, biz iş yapacağız, onlar konuşacak dedi. Üstel aynı tutumun Kıbrıs konusunda da yaşandığını, federasyonda ısrarcı olunduğunu, bunun amacının da Kıbrıs Türk'ünü Rum'a yama yapmak olduğunu kaydetti. Ulusal Birlik Partisi olarak bunların karşısındayız. Hele Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir vizyon ortaya koydu. Ve bunu yaparken de ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptı. Ne dediler arkadaşlarım? İki egemen devlet esasına göre bundan sonraki süreçte görüşmeler devam edecek. Biz Ulusal Birlik Partisi olarak Cumhurbaşkanımıza tam desteğiz. Ve bu yolda sonuna kadar birlikteyiz. Sonuna kadar da gitme gayreti içerisinde olacağız. Yeter ki sizlerle birlikte olalım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra istişare içinde UBP'yi zaferden zafere taşımak için kolları sıvadıklarını dile getiren Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerin arkasında durarak yola devam edeceklerini de belirtti. Ulusal Birlik Partisi 40 kurultay yaptı arkadaşlar. 30 tane kurultayı tek adaylı. 30 kurultayına tek adaylı gitti. Ve bugüne kadar tek adaylı kurultaylara giderek ortaya koyduğu eserler meydanda.
CTP ve HP'ye eleştirilerde bulunan Üstel, muhalefet partilerin eleştiri yapmadan önce kendilerine bakması gerektiğini söyledi. Yerel seçimlerin UBP için önemli olduğunu, bu seçimlerden de tam başarıyla çıkılması gerektiğini ifade eden Üstel, geçmişteki dargınlıkları bir tarafa bırakarak kenetlenme zamanı geldiğini belirtti. Partinin yetkili organlarıyla oturup yerel seçimlerdeki adaylarımızı nasıl belirleyecek, onların yöntemlerini ortaya çıkaracağız ve en güçlü isimlerle karşınıza geleceğiz. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel'in konuşmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni Erzincan Havalimanı'nın 15 Kasım'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Kıbrıs konusundaysa New York ziyaretinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü vurgusu yapacağını, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa ancak iki devletli bir formülle mümkün olabileceğini dile getireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği'nin düzenlediği etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Aşama aşama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve hizmetleri gelişmektedir. İnşallah 15 Kasım günü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle yeni hava meydanımızı açacağız. Bu yeni hava meydanının yeni pistiyle daha büyük gövdeli uçakların inebileceği ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli hava meydanlarının yanında aynı zamanda Trabzon'a da seferler inşallah kalıcı hale gelecektir. Cumhurbaşkanı Tatar, uçuşların kalıcı hale gelmesiyle hem turizm hem iş dünyası hem de yüksek öğrenim bağlamında ilişkilerin daha da pekişeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle Türkiye sevgisine de vurgu yaptı. Önümüzdeki hafta inşallah New York'ta sizleri ve aramadan Türkiye'nin çok değerli Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile orada Doğu Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geldiği aşamada yeni siyasetimizi egemen eşitliği ve egemen eşitliği ve eşit statü ve dolayısıyla Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa artık iki devletli bir çözümle ancak bunun olabileceğini, çünkü Kıbrıs Türk halkı 1974 öncesine hiçbir zaman artık geri dönmeyi istememektedir. Böyle bir şeyi bizim konuşmamız bile mümkün değildir. Onun için biz önümüze bakıyoruz. Önümüze de baktığımızda müreffeh ve gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü işbirliği içerisinde olan bir güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kendi halkına daha güzel, daha büyük hizmetler verebilecek bir aşamaya ve noktaya gelmesi hepimizin temennisi ve dileğidir. Bunu başarabilmek için işte kültürüyle, örf adet ve genellikleriyle, inanışıyla, millet sevgisiyle, bayrak sevgisiyle ve Kıbrıs Türk halkının Anadolu'ya, Türkiye'ye her türlü bağlılığı ile bütün bunlar bizleri birleştiren, bizleri güçlendiren ve geleceğe umutla bakabilmemizin temel koşullarıdır. İşte bu koşulları yerine getiren, bu uğurda çaba sarf eden, bu uğurda her türlü çalışma içerisinde birlik beraberliği sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İlk ve orta dereceli okullar bu hafta ders başı yapacak. İlköğretim dairesine bağlı okullar yarın, orta dereceli okullarsa 14 Eylül'de açılıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı salı günü İlköğretim dairesine bağlı okulların açılmasıyla başlıyor. Orta dereceli okullarsa çarşamba günü açılacak. 1-15 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak yarı yıl tatilinin ardından 16 Şubat 2023 Perşembe günü 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi açılacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü ise karne ve tamamlama belgeleri dağılacak ve eğitim yılı sona erecek. Kolejlere giriş birinci basamak sınavı 28 Ocak 2023 Cumartesi, ikinci basamak sınavı ise 10 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak. İlköğretim dairesine bağlı 111 kamu, 16 özel okul olmak üzere toplam 127 okulda yaklaşık 25 bin öğrencinin öğrenim görmesi bekleniyor. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak.
8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvurularının alınması ise 26 Haziran 6 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. 7 Temmuz 2023 Cuma günü de meslek liseleri 9. sınıflarına yerleşenler açıklanacak. Yeni ders yılında genel ortaöğretim dairesine bağlı 37 kamu, 12 özel okul olmak üzere toplam 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi, mesleki teknik öğretim dairesine bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisiyle Taner Akçan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5800 öğretmen görev yapıyor. Polis Trafik Müdürlüğü okulların açılmasıyla trafiğin yoğunlaşacağına dikkati çekerek sürücülere uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü de gerekli önlemleri almıştır denildi. Trafik Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda bu hafta 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına başlanacağına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Trafik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada okulların açılmasıyla yoğun olan trafik akışı, okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağı belirtildi. Trafik eğitiminin ailede başladığı unutulmamalı ve çocuklarımızı trafikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmeliyiz denilen açıklamada, çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken araç yoğunluğu olacağından okul giriş çıkış kapıları önüne araçlarımızı park edip yığılmalara sebep olunmamalı ve trafikte çocuklarımızın hayatını tehlikeye atacak sürüşler yapılmamalıdır ifadesi kullanıldı. Sürücülerin özellikle okulların bulunduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden dikkatsizce yola atılabileceğini düşünmesi gerektiği kaydedilen açıklamada sürat yapmadan araç kullanılması istendi. Açıklamada öğretmenlerimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kurallarıyla ilgili bilgileri onlara özenle aktarmalıdır. Öğretmenlerin vereceği bilgiler öğrencilerin eğitiminde daha fazla katkı sağlayacağı unutulmamalıdır ifadelerine de yer verildi. Trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanacak üzücü olayların önlenebileceği hatırlatılan açıklamada huzurlu, güvenli ve kazasız bir eğitim yılı beklentisi dile getirildi. Şehit İbrahim Mehmet Goçino ölümünden 48 yıl sonra Lefkoşa'daki yeni şehitliğe defnediliyor sayın seyirciler. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ın güneyindeki Piskobu köyünde şehit edilen Goçino için bugün askeri tören düzenleniyor. Şehit İbrahim Mehmet Goçino askeri törenle toprağa veriliyor. Kıbrıs'ın güneyindeki Piskobu köyünde 20 Temmuz 1974'te şehit edilen ve bu köydeki Kıbrıs Türk Mezarlığı'nda yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan Şehit İbrahim Mehmet Goçino'nun naaşı düzenlenecek askeri törenle Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki yeni şehitliğe defnedilecek. Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Goçino için saat 11'de Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde tören düzenlenecek. Törende ailenin konuşmasının ardından cenaze namazı kılınacak ve defin yerine intikal edilecek. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından şehit tabutundaki bayrak aileye teslim edilecek ve defin işlemine geçilecek. Öte yandan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'nin açıklamasına göre 1952 yılında eski adı Piskobu olan Yalova'da dünyaya gelen İbrahim Mehmet Goçino Gürsoy İngiliz üslerinde çalışıyordu. 20 Temmuz 1974'te Piskobu çarpışmaları esnasında Kıbrıs Rum askerleri tarafından şehit edildikten sonra köydeki Kıbrıslı Türk mezarlığına defnedilen ve 2018 yılında ailesinin bilgisiyle mezarında yapılan kazıda kemikleri tespit edilerek DNA testleriyle kimliği belirlenen İbrahim Mehmet Goçino Gürsoy ölümünden 48 yıl sonra Lefkoşa'da şehitlikte defnedilecek. Bereti Müdürlüğü de yapan eski bakanlardan İsmet Kotak aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu. Kotak bugün mezarı başında düzenlenen törenle anılıyor.
Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde önemli hizmetlere bulunan eski BRT müdürlerinden ve eski bakanlardan İsmet Kotak'ın 11. ölüm yıl dönümü. İsmet Kotak, Lefkoşa kabristanlığındaki kabri başında saat 9.30'da düzenlenecek törenle anılacak. İsmet Kotak'ın ölüm yıl dönümü çerçevesinde Kotak'ın yaşam öyküsünü konu alan sanal sergi de hazırlandı. Sergiye www.ismetkotak.com adresinden ulaşılabilecek. Ağlar Köyü'nün kuzeydoğusunda yangın meydana geldi sayın seyirciler. Kontrol altına alınan yangın sonucu 200 dönümlük alanda zeytin, harup, çam ve selvi ağaçlarıyla maki bitki örtüsü yandı. Yangını havadan Türkiye'den konuşlandırılan yangın helikopteriyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteri karadansa itfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekiplerini ve bölge halkı tarafından müdahale edildi. Ağlar Köyü'nün kuzeydoğu kısmında tepelik alanda yangın çıktı. Yangına havadan Türkiye'den konuşlandırılan yangın helikopteri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterle karadansa Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı itfaiye, polis itfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı, traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerleriyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Helikopterden çekilen görüntüler ise yangının boyutunu ortaya koydu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, BRT'ye yaptığı açıklamada yangına anında müdahale edildiğini ve kontrol altına alındığını söyledi. Yine üzüldüğümüz bir durum var, yine tedbirsizlik, yine insan hatası. 100 defa, 1000 defa, binlerce kez söylüyoruz, yine aynı. Tabii ki daha polisin mutlaka soruşturması olacak ama bana ilk verilen bilgi biraz önce vatandaşlarla yangın söndürürken onların dediği anız yakmasından dolayı oldu. Onunla ilgili herhalde gerekli şikayetler yapılacak ama anız yakmak bu ülkede yasak. Sigara izmarit atmak yasak. Ama maalesef yangınların %95'i, 98'i insan eliyle çıkıyor doğal olayların dışında. Biz yine tedbirsiziz. İşte bir kişinin yaptığı bir düşüncesizlik, yasak olmasına rağmen düşüncesizlik nerelere mal oldu? Sayın seyirciler, kamu iş okullarda grev uyarısı yaptı. Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hademelerle ilgili uyarılarının dikkate alınmaması halinde önümüzdeki hafta Lefkoşa'da seçtikleri 3 okulda grev ve eylemlerine başlayacaklarını söyledi. Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda hademe hizmeti veren kamu iş üyelerine mobbing ve baskı yapıldığını savundu. Serdaroğlu, bu baskılar devam ederse önümüzdeki hafta Lefkoşa'da seçtiğimiz 3 okulda grev ve eylemlere başlayacağız dedi. Kamu iş üyesi hademelerin işten atılmakla tehdit edildiğini ve her türlü baskıya maruz kaldığını iddia eden Serdaroğlu, hademelerin sendikanın üyesi ve mevcut bir toplu iş sözleşmesi olduğunu kaydederek, mevcut toplu iş sözleşmesine aykırı herhangi bir toplu iş sözleşmesi yapılamayacağını kaydetti. Alev Kayası Yayla Şenliği 2 yıl aranın ardından yeniden yapıldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen Alev Kayası Yayla Şenliği'nin 27.si renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilişkilerin gelişmesi ve kültürlerin harmanlanmasının önemini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadeniz Kültür Derneği'nin geleneksel etkinliği olan Alev Kayası Yayla Şenliği gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen Alev Kayası Yayla Şenliği, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Karadeniz kökenli vatandaşları bir araya getirdi. Müzik.
Etkinliğe Karadenizli vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar ve Kıbrıslı Türkler de büyük ilgi gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, derneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Karadenizli vatandaşları kaynaştırmayı ve Kuzey Kıbrıs'ta Karadeniz kültürünü yaşatmak hedefiyle kurulduğunu belirtti. Alev Kayası Yayla Şenliği 20'lisini düzenliyoruz. Çok da eski bir tarihe sahip. Ara verdiğimiz 2 yıl pandemiden dolayı, 2 yılda Türkiye'deki şehitlerden dolayı vermemiştik. Yani çok ilk geldiğimizden beri hemen hemen yapıyoruz. 92 yılında kurulan bir derneğiz, 30 yıllık bir derneğiz ve geldiğimiz günden beri yapıyoruz bu etkinliğimizi. Karadeniz'in hani aklınıza ne gelir derse etkinlik olarak, bir herhalde hamsidir, hamsi şenlikleri. İki de coğrafyadan dolayı yaylasıdır meşhur. O yüzdendir ki hemen hemen Karadeniz'in her köyünde, yani Anadolu'da gittiğin zaman bilenler için söyleyeyim, dağ doğru, dağ yoluna çıktığınız, tepelere çıktığınız hemen hemen her köyde, her yaylada bir şenlik vardır. Biz de o şenliği burada yaşatabilmek adına, sevdirebilmek, tanıtabilmek adına işte 30 yıldır aşağı yukarı büyüklerimiz buna 30 yıl önce başladılar. Biz de onu devam ediyoruz. Kendi mutlu bize ki gayet geleneksel ve Kıbrıs'ın her kesimi tarafından kabul gören bir etkinlik oldu. Bu arada yayla şenliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şenlikte yaptığı konuşmada 1974'ten sonra Karadeniz'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşerek ülkenin kalkınmasına katkıda bulunanlar olduğunu ifade etti ve ilişkilerin gelişmesiyle kültürlerin harmanlanmasının önemine değindi. Kendi geleneksel olarak gerek Hamdi Festivali'nde gerek bu yayla şenliğinde gerek farklı etkinliklerde, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde, özellikle Karadeniz bölgesinde yapılan etkinliklere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karadeniz Kültür Derneği olarak katılmaları ve orada bizleri temsil etmeleri işte yine bizlerin Türkiye ile iç içe, Türkiye ile birlikte ve bu coğrafyada Doğu Akdeniz'in bu önemli noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her boyutuyla güçlendirmemize yönelik bütün bu çalışmaları selamlıyorum. Etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den sanatçılar sahne aldı. Horon, kolbastı ve Giresun karşılama oyunları sergilendi. Ödüllü yarışmalar yapıldı. Karadeniz'e özgü yiyecek ve içeceklerin yer aldığı sofralar kuran vatandaşlar etkinlikte kemençe ve Karadeniz müzikleri, horon ve kolbastıyla coştu. Sayın seyirciler, Şirin Evler Muhtarlığı'nın Dikmen Belediyesi ile işbirliği içinde düzenlediği Gonlara Festivali'nin ilki gerçekleşti. Şirin Evler Köyü'nde birinci Gonlara Festivali düzenlendi. Şirin Evler Muhtarlığı'nın Dikmen Belediyesi ile işbirliği içinde düzenlediği Gonlara Festivali'nde bölgede yaygın olarak yetişen Gonlara yanında Kıbrıs'a özgü ürünlerin satışı da yapıldı. Festivalde dans grupları ve halk dansları ekibi gösterisi yer aldı. Çocuklar içinse oyun parkı kuruldu. Dans ve yüz boyama etkinlik. Sayın seyirciler, ülke iklim şartlarına uygun gerek turizm gerekse ekonomik olarak değeri yüksek olan lavantada hasat
tamamlandı. Hasatı yapılan lavantaların bir kısmı Tatlısu Belediyesi tarafından kurulan tesiste lavanta yağına dönüştürülüyor. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, lavanta yağının birçok kullanım alanı bulunduğunu ifade etti. Orçan, tesisin ülkedeki tüm lavanta üreticilerine hizmet verebilecek kapasitede olduğunu da söyledi. Açık mor rengi ve güzel kokusuyla görsel bir şölen oluşturan lavanta tarlalarında hasat tamamlandı. Ülkenin farklı noktalarında yetişen lavantalar Tatlısu Belediyesi'ne ait tesiste lavanta yağına dönüştürülüyor. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, 3 yıl önce bölgede lavanta tarlaları oluşturmaya başladıklarını anımsatarak bu bitkinin hem turizm hem de ekonomik anlamda önemli olduğunu kaydetti. 3 yıl önce ilk lavanta fidanlarını toprakla buluşturduğum gün söylemiştim. 3. yılın sonunda gerçekten yeterli hasada ulaşacağımızı ve o dönemde artık ülkenin birçok bölgesinde de yavaş yavaş lavanta fidanlarının dikildiğini duyuyordum. Çıkarılan, üretilen bu lavantanın gerçek ekonomik değere dönüşmesi için lavanta yağının çıkarılması gerektiğini o zaman söylemiştim. Üçüncü yılda da böyle bir distilasyon ünitesinin, cihazın, tesisin Tatlısu'ya kurulacağını söylemiştim üreticilere. Bu konuda o açıklamayı yaparken de cesaret vermek istedim aslında. Yani diksinler bu ürünü. Çünkü ülkemiz kurak bir ülke. Lavanta hem ekonomik değeri çok yüksek bir ürün, hem turizm değeri var, hem de kurak ülkelerde kolay yetişebilen kıraç arazilerin değerlendirilebileceği bir ürün olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla bu da bizim ülkemiz için önemli bir fırsata dönebilecek. Üreticilerimize yeni gelir kaynakları, yeni gelir kapısı açacak bir üretim modeliydi. Çok şükür bu yıl, üçüncü yılda söylediğimiz gibi vermiş olduğumuz o sözü yerine getirdik ve kardeş belediyemiz Konya Karatay Belediye Başkanımıza da buradan Sayın Hasan Kılca'ya da teşekkür ediyorum. Onların da destekleriyle, katkılarıyla bu distilasyon ünitesini buraya kurduk. Ve bu yıl hem kendi tarlamızda ürettiğimiz lavantaları, yağını çıkardık, hem de ülkemizin değişik bölgelerinde üretenlerin getirmiş oldukları lavantaların yağlarını çıkarttık. Yani Karpaz'da iki tane kadın girişimcimizin dikmiş olduğu lavantalardan elde ettikleri ürünün yağını çıkarak onlara verdik ve onları çok daha motive etti bu iş. Şimdi daha geniş alanlara bu lavantanın dikileceğini ümit ediyorum. Çünkü gelen tepkiler o doğrultuda. Yani Mevlevi'deki üreten arkadaşımızın getirdiği ürünleri yağını çıkarttık. İşte Geçikkale Belediye'miz kendi bir miktar dikim yapmıştı. Onların yağını çıkarttık. Dolayısıyla ülkenin neredeyse tamamına yetecek bir kapasitede olan bir ünite bu. Yani bir defasında 400 kilo lavantayı işleyebilen ve onun yağını çıkarabilen bir tesis. Sadece lavanta mı? Hayır. Aromatik bitkilerin tamamının yağını çıkarabilen de bir tesis aynı zamanda. Bunlar nelerdir? Temel olarak söyleyebileceğim işte kekik, ada çayı, ülkemizde çok rahat yetişebilen nane, biberiye, ökaliptus ve defne gibi aromatik bitkilerin yağlarını da bu tesiste çıkarabileceğiz. Ve ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri de saat tamirciliği. 40 yıldır Gazi Mausa'da saat tamiriyle uğraşan Salih Oktay, saat tamirinin inceliklerini BRT ekranlarına anlattı. İçin çok önemli. Hayatımıza her ne kadar cep telefonları girse de saatlerin kullanımı hiçbir zaman yerini tutmuyor.
40 yıldır saat tamircisi olan Salih Oktay, mesleğe çocuk yaşta çırak olarak başladığını belirterek saat tamirinin zor ve hassas bir iş olduğunu söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle yeni saatler çıktığını ve sürekli kendini geliştirerek yeni sistemleri öğrendiğini ifade eden Oktay, cep telefonu kullanımının saatlerin yerini tutmadığını kaydetti. Yani bir aksesuardır erkek bayan için, fark etmez. Yani bir trenddir, işte ona göre takip edilir ve gider. Yani çok geniştir yani, potansiyeli çok geniş saat. Birçok ünlü marka var çok, tabii binlerce ki. Binlerce yani, bizim bilmediğimiz binlerce marka var. Peki saatin içindeki mekanik aşağı yukarı bütün markalarda aynı mıdır? Yok. Yani her marka kendi mekanizmasını kullanır, yani farklıdır. Hemen hemen farklı. Yani aynı olan yoktur. Peki herhalde yapamayacağınız saat yok gibi sizin. Çok şükür. Hepsini onarırım. Yani o yönden kendime güvenirim, yaparım. Son yıllarda telefon yerine de kullanılan akıllı saatler çıktı. Evet. Bizim toplumumuzda yaygınlığı nedir? Yani dediğim gibi yani çok küçük bir oranlar. Yani öyle genele vurduğumuzda %1 o kadar. Yani düşük bir oran. Peki tamirat için size gelen böyle çok değerli ya da aile yadigar saatler oldu mu, unutamadığınız? Çok var, tabii ki çok var. Yani bayağı yüzlerce saat geliyor tamir. Değerli yani değeri, en pahalı onardığım saat 30 bin pound. Değerinde bir saat onardım. Tabii onun gibi daha düşük, 10 bin pound, 5 bin. Yani o değerde çok Rolex, Omega, 30 saatler onardım. Zaman zaman bazı evlerde denk geliyoruz. Antika duvar saatleri oluyor. Evet. Tamiratı zor mudur? Çünkü birçok insan zordur diye hani hatta kullanım dışı bırakıyor, artık çöpe atıyor. Ne dersiniz bu konuda? Yani benim için zor değil. Yani büyük bir keyifle, zevkle onarıyorum. Ben zevk alırım. Hatta orada var yani, bakabilirsiniz. Yani hafta sonu onu onaracağım. Tamiratını yapacağım. Tamirat peki pahalı bir ücreti mi var? Yani emeğin fiyatı yok yani. Dediğim gibi hakkımızı alıyoruz. Sanatkar kalmadı yani memlekette ve her sektörde yani. Benim mesleğim olsun, ayakkabıcılık olsun, döşemecilik olsun, makinistlik, aklınıza ne gelirse sanatkar yetişmiyor. Yani bu konuda büyük bir sıkıntı var. Bizler de son demleriyiz. Evet sayın seyirciler, bu özel haberle birlikte sabah haberi burada noktalıyoruz. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden karşınızda olmaya ve güncel gelişmeleri hem gazete manşetlerinden hem de haber bültenimizden sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sabah haberin hemen ardından hava durumundaki güncel gelişmeler ve spor turu ekranlarınıza yansıyacak. Sonrasında ise Baykan Gürses'in sunumuyla Manşet Artık programını takip edebileceksiniz. Hepiniz için çok mutlu bir haftanın başlangıcı olsun diyelim bugün. Yarın yeniden saatler 7'yi gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.